Sultan Abdülhamid'in mirası ve akıbeti Osmanlı Devleti'nde Hazine-i Amire adındaki devlet hazinesi yanında, Padişah'ın hususi geliri ve servetinden meydana gelen bir de Hazine-i Hassa adında Padişah hazinesi vardır. Sarayın masrafları, Padişah'ın yakın çevresinin maaşları, ecnebi hükümdara giden hediyeler, Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler… Rejim aleyhinde çalıştığı için sürgüne gönderilenlerin maaşları hep hazine-i hassadan karşılanır. Paranın zamanın en büyük gücü olduğunu bilen Sultan Hamid, iktisatlı ve rasyonel tasarruflarıyla bu hazineyi büyütmüş ve zenginleştirmiş, adeta bir holdinge dönüştürmüştü. 1908'de darbeyle iktidara gelen Jön Türkler, padişahı tahttan indirdikten sonra sarayı yağma edip saray kadınlarının kullandıkları küpeleri bile çekip aldıkları gibi, padişahın hazine-i hassadaki menkul ve gayrimenkul bütün mallarına da el koydular ve devlet malı haline getirdiler. Çaldıkları mücevherleri de Avrupa'da sattılar. Birinci Cihan Harbi'nde elden çıkan Osmanlı topraklarında işgalciler, milletler arası teamüllere uyarak hususi mülklere dokunmadılar ama 1909'da Jön Türkler tarafından devletleştirildiği için hanedana ait gayrimenkullere el koydular. Hanedanın Musul petrol arazisindeki hak taleplerini milletler arası platforma taşıyıp kazanma ihtimalinden korkuyorlardı. 1920-1924 arası Fransa Cumhur Reisi olan avukat Eten Millerand, hanedanın vekili sıfatıyla Ankara'ya müracaat ederek vaktiyle Sultan Hamid'in şahsi mülkü olup, hükümetçe el konulan mallardan hanedana sembolik bir yer verilmesini istedi. Buna istinaden, Lahey Adalet Divanı'nda dava açarak, Türkiye dışındaki arazilerinde hanedanın hak iddia edeceğini bildirdi. Filistin'de 4000 kilometre kare araziyle Musul petrollerindeki padişah hissesi de bunlar arasındaydı. Böylece hem sürgündeki hanedan perişan halinden bir nebze kurtulacak, hem de petrol sebebiyle bu işten Türkiye'de kazanacaktı. Zira hanedan, petrollerdeki hisselerin çoğunu Türk hükümetine devretmeyi vaat ediyordu. Ancak hanedanın zenginleşmesini asla istemeyen Ankara, talebi derhal reddetti. Ekrem Buğra 31 Ekim Mevlana Takvimi